Merhaba değerli insanlar. Biraz önce Ferhat Bey de bahsetti. Hayvan haklarından, hayvanın canlılığından, canının değerinden bahsetti. Ben de kısaca bir noktaya değinmek istiyorum müsaadenizle. Canlılık hani bitkiler için, hayvanlar için ve insanlar için söz konusu. Öyle değil mi? Şimdi bu üç varlığın canlılığını esas aldığımız zaman şöyle bir değerlendirme ortaya çıkıyor benim nazarımdan en azından. Mesela bir canlı bir bitki, canlı yani bitki olarak dünyaya geldiği zaman ömrünün sonuna kadar bitki olarak kalabiliyor. Değil mi? Hayvanlara bakıyoruz. Mesela hani bir kedi, kedi olarak dünyaya geliyor, kedi olarak büyüyor, gelişiyor ve kedi olarak ölüyor. Köpek böyle, işte biraz önce eline aldığın civciv böyle. Ama bilmiyorum yanılıyor muyum? Hani insan, canlı bir insan, insan olarak dünyaya geliyor ama maalesef diyorum ben, çoğu ya da çoğusu insan olarak hayatını devam ettiremiyor. Belki çoğusu da insan olarak bu dünyayı terk etmiyor. Değil mi? Hepimiz canlı insan olarak dünyaya geliyoruz ama kimi... Sureten insan olarak gidiyor belki ama dünyasını Evet, değiştiriyor ama evet. Kimimiz fikren hayvanları aratacak kadar evet. zalim, işte ne bileyim, hayvanlar zalim değildir daha doğrusu da. Şöyle diyeyim, kimimiz yani hayvan bile olamıyoruz. Çünkü hiçbir hayvanda ihanet yoktur. Hiçbir hayvanda içten pazarlık, sahtekarlık, üçkağıtçılık, işte dolandırma değil mi? Evet. Yoktur yani. Hiçbir hayvan kıskançlık yapmaz mesela. Hani işte aman şunun işini bozayım, işte o niye benden daha iyi oldu, şöyle oldu, böyle diye kıskançlık yapmaz. Ya da hiçbir hayvan işte şunun işini bozayım, şunun işine zarar vereyim, şunun işte ne bileyim hayatına engel olayım diye hesap yapmaz. Nasıl dünyaya geldiyse öyle tamamlar ömrünü. Ama maalesef insan insan olarak dünyaya geliyor ama insan olarak hayatını çoğu tamamlayamıyor. Bu bence aslında dikkat edilmesi gereken, yani aslında üzerinde durulması gereken, kafa yorulması gereken bir şey. İnsan olarak dünyaya geliyor. İnsana yakışan bir şekilde yaşamıyor. Öldüğünde ise insanın aklı acaba bu ölen insan mıydı dedirtiyor Dedirtiyor. neredeyse. Bu Dedirtiyor. şekilde ölüyor. Aynen öyle. Şimdi O yine yüzden belki sen hatırlarsın. Şöyle bir sözü var. Adam diyor ki, insanları tanıdıkça hayvanları daha çok sever oldum diyor mesela. Niye? Çünkü hayvanlar gerçekten hani kendisine baktığın zaman, ilgi gösterdiğin zaman asla sana ihanet etmez. Hiçbir hayvan ihanet etmez yani. Değil mi? kesinlikle. Şimdi ben şundan bahsedeyim. Bizim bir kedimiz var. Mesela kediler için nankör denir ya. Aslında nankör değil. Kedi kendi hakkına, kendi özel alanına girilmesini istemiyor. Ha, onurunu koruyor Kesinlikle. yani o anlamda. Mükemmel bir hayvan. Ve o alana girdiğin andan itibaren sana müdahale ediyor, ısırmaya çalışıyor ama ısırmıyor. Bırak diyor yani, seni uyarıyor o şekilde. Bence mükemmel bir davranış biçimi. Kesinlikle. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi Bay bay. bu